Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz borsada tehlike çanları çalmaya başladı. Bir gün önce bunu size söylemiştim. Ne yaptık? Biz sertçe sattık hisselerimizi. Bugün vedalaştık. Çok az, bir iki tane hissem kaldı. Onları niye satamadım? Onlar teminat kısmındaydı. Ne demek bu? Dolarlar vardı. O dolarlara karşılık duruyordu onlar. Kaldıraçlı dolara. Ondan satılamıyor. İlk önce kaldırıcı çözmen lazım. Kaldıraçlı dolarları da sattık bugün. 50 bin lira civarında bir zarar var oradan arkadaşlar. Ne yazık ki ülke çok kötü bir şekilde yönetiliyor. Çok 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 kötü bir şekilde yönetiliyor. Nereye gideceğimizi ileriki videolarda söyleyeceğim ben size. Dolayısıyla bakın satıyorum. Yani acımadan sattım. Yani 30-40 tane hisseyi sattık yani bugün. Acımadan sattık. Ne oldu? Zararına mı sattık arkadaşlar? Yok. Belki 60-70 bin karla sattık. Dolarda 50 bin zarar. Ancak şöyle bir şey. Dolar kaldıracında 50 bin lira zararımız var. Bu da zarar nasıl oluştu? Bizim maliyetimiz 33,5'tu benim maliyetim. 32,5'a 32,4'e indi. 32,4'lerden sattım. Yani 1 lira, 1 lira, 1,1 lira gibi bir şey. Ama kaldıraç kullandığımız için böyle bir zarara neden oldu. Neyse çok önemli değil. Dolar kısmını sattık. Halen şey olarak spot fiziki dolar olarak da %60 halen duruyor. Yani paramızın %60 halen dolarda. Ancak bu yani saf dolar değil. Amerika'daki yatırımlarda öyle söyleyeyim. Kaldıraçlara zararla kapattım bugün. Hisseleri de çok ciddi bir şekilde sattım. Bundan sonra benim beklentim borsanın artık sonlara doğru yaklaştığı. Dolayısıyla size de dedim ki borsadan kaçın. Yani bu kaçmaya artık iyice yaklaşıyoruz. İyice yaklaşıyoruz. Ne oluyor borsada? Arkadaşlar borsada anlamını bilemediğim bir şekilde anormallikler oluyor. Ben anormal yerlerde durmayı sevmem. Onun için pozisyonlarımı kapattım. Zaten %50, %55 arasında faiz var. Her şey var. Yani TL değerleniyor şu an. Şu an TL değerleniyor arkadaşlar. Onun için ben pozisyonlarımı kapattım. Ve tehlikeli bir konumdayız artık. Şu an siz burada internette şöyle görebilirsiniz olayı. Ha, bak dirençleri kırıldı, bak gidiyoruz. Hayır kardeşim. Bu borsa 3 kişinin elinde. 3 kişinin elinde. Siz burada 90 kişi de olsanız, 95 kişi de olsanız oradaki 3 kişi istediğini yapar. Onun için ben o 3 kişinin anormal bir şeyler düşündüğünü tahmin ediyorum ve onun için onlar icraata geçmeden ben paylarımı satıp çıktım. Ha, ne olur fırsat verirse tekrar girerim arkadaşlar. Şu an bilanço değerlemeleri olacak. Tam şirketler açıklamadı bilançolarını. Bir açıklasınlar, ondan sonra bakarız. Yine ucuz hisselere gireriz. Ha, şimdi ne oluyor? Mesela adam hisse. Hisseler zarar açıklıyor değil mi? Ama öz kaynağı artıyor. Ne olması gerekiyor? Hisse kar açıklaması gerekiyor. O kardan vergi ödemesi gerekiyor. Geri kalan parayı da net karında öz kaynağın üzerine koyması gerekiyor. Şimdi net zarar açıklıyor ama öz kaynağı iki katına katlıyor. Nasıl oluyor bu? İşte dediğim gibi. Hisseler duran varlıkları artıyor ama net karları düşüyor arkadaşlar. Bu aslında zarar değil, zarar gibi gözüküyor. Aslında hisseler daha iyi konuma geliyor. Pardon. Ancak bu daha iyiye gidecek anlamı taşımıyor. Yani şu an gerçek ederlerini görmeye başlıyoruz. Ancak bundan sonraki süreçte para kazanıp da daha iyi yerlere gelecek mi diye sorarsan kardeşim %60 faiz olan bir ülkede hangi şirket %60'tan fazla para kazanıyor? Yani iyi dediğimiz şirketler %30 kazanıyor. %60 ile kredi alsa zaten %30 kazanacak, %30 zarar edecek iş yaptıkça. Ha, öyle bir ortamdayız şu an. Yani sen burada borsaya pohpohlayıp borsaya giriyorsan şu an açıkladıkları şeyler kötü değil. Bakın zarar açıkladılar ama ben önemli olan öz sermayesinin üzerine koymuş mu ona bakıyorum. Yani onu zarar olarak görmüyorum. Öz sermayelerin üzerine koydular. İyi, iyiydi. Ama bundan sonra iyi gelecek mi diye bana sorarsanız, bundan sonra öyle bir dünya yok. %60 faiz var arkadaş.
Yani o adam %60 faizi alacak. Ondan para kazanmaya çalışacak. %60 kazanabilecek mi ki? Onun için arkadaşlar yüksek faizde kazanç zor. Bir de ben size şunu söylüyorum. Dolar, 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 dolar. Doları düşük tutarsan satacak adam malını satamaz. Dışarıya satacak adam satamaz. Bütün herkes kilitlenir. Onun için doları düşük tuttukları için firmaların şeylerine yansıyacak bu. Hem faizin etkisi yansıyacak. Bakın faiz çok yüksek. O yüksek faizi alıp ondan daha yüksek kar getireceğini ben düşünemiyorum. Yani diyelim yatırım yapacak adam. O yüksek faizi alıp nasıl yatırım yapsın? Daha yatırım yapıp da zaten birkaç sene zaten bir şey alamayacak. Sonra 2 sene sonra fabrika devreye girecek. O yüksek faizleri bir de katlanarak ölecek. Ölme şey mi ölme? O iş yaş. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bu yüksek faiz ortamında iş yapmak kolay değil. Bir, dolar TL düşük olduğu için rekabeti kaybediyor. İki, yani rekabet dışarı satamaz hale geliyor. Görürsünüz önümüzdeki süreçte dolar TL böyle kalsın. Ne turist gelir ne de bizim ihracat rekoru kırdık derler ya onlar kırılmaz. Öyle tahmin etmiyorum artık. Yani o kadar rekor kıramazlar. Niye? Çünkü belki açığı azaltırlar ama hem ithalat hem ihracat azalır. Yani açığı belki azaltabilirler ama yani açık aslında az bir şey değil arkadaşlar. Çok her ne kadar azaltırlar desem de öyle kolay kolay azaltmakla bir şeye varamayacaklar. Dolayısıyla kötüleşerek devam edecektir durum. Yani öyle hani yatırımcı geliyor, borsaya geliyor, şuraya geliyor, buraya geliyor, şöyle gidecek, borsamız şöyle olacak, böyle olacak. Benim gözüm tok arkadaşım. Yani yatırımcı geliyor olsa yani her şeyinden anlarsın. Yani yatırımcı gelirse rastgele yani rastgele süreç vardır arkadaş. Rastgele süreç, rastgele. Rastgele süreç ne demek? Yani bir şeyler rastgele oluyor demek. İşte burada borsada bir şeyler rastgele olmuyor ki. Bir hisse tak 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 gidiyor. Öbür hisse tak 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 düşüyor. Yatırımcı geliyorsa yani bu bir hisseyi götürmez. Geneline gider. Ya bunu aldım, şunu da aldım, şunu da aldım der. Yani bir portföy oluşturur. Öbürü gelir o da oluşturur. O da yani demek ki arkadaşlar böyle bir şey olmuyor. Belli şeyler tak tak gidiyor. Sonra bir bakıyorsun tak tak geri dönüyor. Bu da insanlara zarar ettiriyor. Yani borsa bazında bir destere vardı. Şimdi onlar hisse bazına geçti. İnsanlar öyle kar ettiğini düşünmüyorum ben. Dolayısıyla hani ediyorlarsa bilen hani birazcık kar ettirecekler. Ondan sonra aşağı bir vururlarsa yandı anam insanlar. Öyle bir şey söyleyeyim. Tabii aşağılara gelirse tekrardan düşüneceğiz. Bizim burada borsadan çıkmamızın bir nedeni artık 300 doların üzerine çıktık. Bakın bir kere 300 doların üstüne çıktı. BIST 100 konuşuyorum. Tamam. Hadi onu görme. Yani ne demek istiyorsun? En şaşalı dönemi senin 500 dolar. Sen şu an en diptesin. En rezilsin. Eksi 60 milyar dolar borcun var. Şirketlerin sıkışık durumda. Faizler deli gibi yüksek. Alan olmayacak. Yani şu an sen herkese %100 para verirsen kardeşim hükümet olarak ne olur? Millet o paraları alır. Yine bir şey ekonomi canlanır. Ama bundan sonra onu yapabilecek. Çünkü onu bir verirsen yine bir enflasyon gelecek. Dolayısıyla artık öyle %100 zamları unutun. Onun için şimdi o şirketler dışarıya satabilecek mi? Satamayacak. Kusura bakmayın. Doları tutarsan dışarıya sat. İçeriye satabilecek mi? %100 zamlar olmayınca artık o eskisi gibi seçimden önceki. İçeriye sat. Zaten %60'dan kredi çekecek. Faiz alacak. Demek ki bu adam kendini küçültmesi gerekecek. Kârları gidecek bu adam. Demek ki önümüzdeki süreçte bu şirketlerin şeyi karanlık. Görünüşü karanlıksa birileri gelip hisse aldıysa, hisseler yükseldiyse, borsa yükseldiyse bu benim yani şeyim olmaz. Bir gösterge benim için olmaz. Önümüzdeki süreçte daha kötüye gideceğiz. Niye? Ne diyorduk? 37-38'lerde bırakırlarsa kötü. Demek ki şu an 32'lerde durmaya devam edeceğiz. Göreceğiz bakalım arkadaşlar. Onun için birazcık daha sabrediyoruz. Zararımızı, pozisyonlarımızı kapattık. Yani bu zarar arkadaşlar, yani yaptığımız zarar daha önce de yaptık. 2 sene önce de biz zarar yaptık. Çok önemli değil. Yani 2 sene önce de zarar yaptık. Ama 2 senede paramızı 4'e katladık. Şu an yine zarar yapıyoruz. Yani zarar yaptık. Paramızın yarısını kaybettik değil arkadaşlar. Bakın yani onu çok dikkatli olun. Yani benim zarar dedim.
Doları 33,5'tan almışım. 32,5'lardan 32,4'ten satmışım. 50 bin lira zar. Yani paramın yarısı değil bu. Yani bu çok düşseydi 20 liraya, o zaman yarısını kaybederdim. Onun için hani bu zarar dediğim olay benim şey değil yani. Öyle çok çok zarar yaptım, artık kendimi toparlayamam, böyle bir şey demiyorum. Ama yani bu yapılan mantık, bu yapılan düşünce, bu yapılan şey çok büyük bir zarar verecek şirketlere, ülkelere çok büyük bir zarar verecek. O zarar şeyinde biz kendimizi korumaya aldık. Onun için bu zararı göze alıyoruz. Yani kendimizi korumaya aldık şu an. Faizler zaten yüksek arkadaşlar. Başka mecralarda heyecan aramaya gerek yok şu an. Faizler yüksek zaten. Başka mecralarda heyecan aramaya gerek yok. Yani Türkiye için konuşuyorum. Önümüzdeki süreç çok karanlık. Yani geçen ayki olanları söyleyeyim ben size. Geçen ay yine her şeye bir zam dalgası gelmiş. Yine bir zam gelmiş. Dolar artmadığı halde. Yani bunun anlamı şu: dolar bazında yani zenginleşmiyoruz. Dolar bazında her şeyin fiyatı artıyor. Şimdi adamın biri çıkıyor, ev fiyatları artmayacak. Evler düşecek. Evler satılmayacak. Ya ortada para dönmüyor. Yani adamın kafası çalışmıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela eskiden ekmek 1 liraydı. Bugün ekmek 10 lira. Şimdi eskideki parayla şu anki para aynı olsa insanlar ekmek alamazdı, açlıktan ölürdü. Niye? Şimdi 10 kat fazla para basıldı ki o ekmeği aynı şekilde alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani eskiden bir ev 100 bin liraydı. Şu an oldu 3 milyon. O kadar çok para basılmasaydı kardeşim, o paralar o evleri almaya yetmezdi bir kere. Bir şekilde bu paralar basılmış, onların da fiyatı artmış. Sen şimdi böyle bir ortamda diyorsun ki her şeyin fiyatı yine arttı. Geçen bir iki aydır artıyor, sürekli artıyor. Yine arttı. Sen diyorsun ki ya bunların, konutların fiyatı artmayacak. Bir kere sen onların fiyatı artmayacak. Yani enflasyondan aşağı artacak diyor. Yani enflasyon ne olduğunu biliyor musun sen? Gerçek enflasyon %125. Zaten biz ne diyoruz? Enflasyonun aşağısında artıyor. %125, %40'larda arttı. %40, %50 arasında arttı bir senedir. Niye böyle arttı? Çünkü şöyle bir durum oluştu arkadaşım. Faizleri yükselttiler. Kimse kredi çekemez oldu. İnsanların ekserisi krediyle alıyordu. Kredi almayanlar işin içinden çekilince zaten nakit faizleri de yüksek olunca insanlar parasını nakde koymaya yeğledi. Konut alayım, niye uğraşayım dedi nakit olan. Nakit olmayan zaten faizden kredi çekemiyor yüksek olduğu için. Ne oldu? Bunlar çok büyük bir baskıya neden oldu. Enflasyon artıyorken konut fiyatları %40 arttı. Ama enflasyon %100 artmaya devam etti. Ha, bir önceki senede konut fiyatı daha fazla arttı. Enflasyon o kadar artmadı. Yani bir önceki sene de %125 diye düşün enflasyonu. Bir önceki sene konut fiyatı %200 arttı. Bu sene geri arttı. Zaten bir sene konut fiyatı fazla artıyor, bir sene arsa fiyatı. Ertesi sene yine konut, yani fiyatı geçen seneden bu seneye arsa fiyatı daha fazla arttı. Ama bu geçen senenin özelliği, yani 2023 senesinin özelliği, enflasyonun altında, yarı yarıya altında neredeyse. Yani arsa fiyatları %70 gibi arttı ama şeyler, konutlar %50 gibi arttı. %40, %50 gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu doğal zaten. Arsalar nakitle alınıyordu. Nakitle alınıyordu. Yani öyle bir arsa kredisi olmuyordu. Adam orada bir sıkıntı olmuyordu. Ama sen %50, %60 faiz verince bu sefer arsa almaktan da vazgeçiyor adam. Yani nasıl enflasyon oranında artsın bu arsa? Artamaz tabii ki. O normal. Zaten insanların, birçok kişinin de alım rencini geçti. Yani birçok kişinin alım rencini geçti. Dolayısıyla şimdi bir şeyin artmaması, konut fiyatının artmaması, bu konutun üretim maliyetinin artmıyor anlamına gelmiyor. Ne demek bu? Yani bu konutu üretmenin maliyeti artmıyorsa, o zaman konutun geleceği konusunda konuşuruz. Bu konutun üretim maliyeti artıyorsa kardeşler, ne olur? Bir noktada bu, yani konut fiyatı hisse olarak diyelim, konut hissesi diyelim. Bu konut hisseleri de zamanla bu ederine gelir. Hani ne diyorlar borsada? Hisse zamanla ederine gelecektir. Yeter ki ucuz hisse alın diyorlar ya. Zamanla hisse ucuzsa
ederi yüksekse zamanla o ederine gelecektir. İşte konutun maliyetleri, ortaya çıkarma maliyeti, bütün maliyetlerini hesaplıyorum. Bu sürekli çok sert artıyorsa, bu konut fiyatı baskılanıyorsa, enflasyonun altında kalıyorsa bir noktada bu ederine gelecek. Yani bu geri gelmeyecek bakın. Bu dolar TL değil. Bu konut maliyetleri geri gelmeyecek. Yani bir konut var. Onun sıfırı atıyorum 4 milyon lira. İkinci eli işte 5 sene kullanılmışı o 4 milyon liradan belli bir. 10 sene kullanmışı belli bir aşağıda. 20 sene kullan, ona göre aşağı. Yani bir sıfırının maliyeti oluyor. Onun satış fiyatı oluyor. O ikinci elini belirliyor. Daha alt seviye, daha kullanıma bağlı, metrekaresine bağlı. Tabii bunlar da var da. Ama burada asıl belirleyici sıfırın ederi. Sen şimdi sıfırını çıkarma maliyeti düşüyor mu ona bak. Düşüyorsa de ki kardeşim konut fiyatları enflasyonun altında kalacak. Ya kalmayacak. Niye? Bu enflasyon oranında arttığını biliyoruz. İş, ustalar, işçiler enflasyon oranında zam alıyor. Daha fazla aldı hatta geçen sene. Enflasyondan fazla. İnşaat şeyleri de enflasyon oranında gidiyor. Yani bu enflasyon dedim TÜİK'in açıkladığını zannetmeyin. Hayır. O ENAG civarında bir şey bu. O da tam doğru değil de onun civarında yuvarlak hesaplıyorum. %125 civarında. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Bu %125 olarak katlanarak artıyor. E bugün ben hesabıma göre, benim hesabıma göre bir tane 100 metrekare dairenin yani arsa sahibine %50 verirsen çıkışı 4 milyon. Yani arsa sahibine %50 yani 10 daireden 5 dairesini arsa sahibine bırakıyorum dersen 100 metrekare 2 artı 1'in çıkışı brüt 100 metrekare 4 milyon lira. Yani müteahhit kârı dahil 4 milyonu ortaya çıkıyor. E şimdi bunun çıkışı 4 milyonsa bu 4 milyona satılıyorsa aynı evin 2 artı 1'i var olan 3-5 senelik 2 artı 1'lere 3 milyon istiyorlarsa bugün o zaman o ev bugün ucuzdur diyorum ben. Bugün ucuzdur o ev. Niye? E kardeşim bunun maliyeti 4 milyonsa önümüzdeki seneye kadar %100 enflasyon olacaksa o zaman maliyet 8 milyon olacak. Nasıl düşecek diyebiliyorsun sen? Ya öyle yani şu anki durum öyle. En düşük 70 metrekare o açık mutfaklar oluyor ya salonla mutfağın aynı yerde olduğu açık mutfak diyoruz onlara. 70 metrekare onlar arkadaşlar. Yani onların maliyeti şu an 3 milyona çıkıyor. Yani şu an 3 milyon en düşük en ölüsü onda yani. Hadi çıkmıyor da hadi 3 milyona çıkıyor diyelim. 3 milyon diyelim. Ama yani onların şu an satışı 2-2,5 milyon arasında piyasada. Yani piyasadaki satışlar şu an düşük. Maliyetin altında düşüyor. Dolayısıyla öyle çıkıp da ya efendim ev fiyatları şöyle düşecek, böyle düşecek, şöyle geri gelecek, enflasyon bazında düşecek. Adamların bir şeyden haberi yok ki. Bir şeyden haberi yok. Yani dediğim benim 4 milyon lira dedim. %50 arsa sahibine verirsen 4 milyon lira. %35 verirsen arsa sahibine hadi diyelim 3 milyon olsun. 3 milyon olsun. O dedim aynı şeyin 2-3 senelik ikinci eli 2,5 şu an. Yani daha 500 bin lira aşağıda 500 bin lira daha aşağıda satılıyor. Ve de arsa sahibine %35 verirsen zaten %35'i de kabul etmezler. Varsayıyorum ben %35. Yani %40-45 olursa bu 3,5 milyon. %50 olsa 4 milyon. Zaten %50'ye kimse şu an hiçbir müteahhit gelmez. Çünkü direkt batar müteahhit öyle bir. Zaten müteahhitin batma nedeni de bu. Adam arsa sahipliği anlaşıyor. %50'den anlaşıyor. Ekonomi güzelken. Ekonomi bir sallanıyor. Adam bitirene kadar maliyeti 2'ye katlanıyor. Yani cepten çıkacağı maliyet 2'ye katlanıyor. Adama yani %30 ver, 35 verse kurtaramayacak bir proje. Adama %50 verdikten sonra müteahhit 3-5 tane daire kaybediyor. Ya da büyük müteahhitse 20-30 tane kaybediyor. İşte bütün kendini iflasa götüren müteahhitler böyle götürüyor. Yani sen orada anlaştın şu an yani %50'lik şeyler çok yani uçuk anlaşma. Şu an %35-%40 civarıdır. Onda ev arsa sahipleri bu işe girmiyor. Kardeşim dur diyor ben bekle diyorum. Faizler düşmesini beklersen ben daha yüksekten veririm diyor. Onun için inşaatlar olmuyor. Onun için ruhsatlar olmuyor. Yoksa arsa sahibi %35'i kabul etse bir sürü ruhsat çıkar yine. İnşaat müteahhitler yine devam eder. Onun için arkadaşlar şu an maliyetler 3 milyon tutuyorsa bir 2 artı 1 yani
O da en ölü arsa sahibine en ölü verirsen, öyle bir arsa sahibi bulabilirsen 3 milyona, piyasada 2,5 milyona satılıyor. Sen diyorsun ki bu piyasadaki 2,5 milyon olan şey daha az düşecek. Yani daha az yükselecek. Enflasyon oranında yükselmeyecek. E kardeş, o 3 milyon olan şey seneye %100 enflasyon olacak. 6 milyon olacak. E 2,5 milyon diyelim, bugünkü orada daire satışı. O kaç olacak diyorsun sen? 2,5'tan 3 mü olacak diyorsun? Hayır. 4,5-5'e doğru gidecek. Bir de faizler düşerse bak nasıl 4,5-5'e gidiyor görürsün. Ha, faizler düşmezse yine baskılanarak gider ama ne kadar baskılanır bilmiyorum. Evet arkadaşlar, hani piyasayı bilmiyorlar, maliyetleri bilmiyorlar, işin içini bilmiyorlar, işin rengini bilmiyorlar. Yani şu anki, ama şunu da unutmayın. Yani 2 milyon kredi çekip de toplam ödemesi 8 milyon. Yani sen 2 milyona ev aldım zannedip, 500 bin lira düşük aldım zannedip de krediyle alırsan 8 milyon ödeme yapıyorsun. Dolayısıyla senin aldığın ev toplam fiyattır arkadaşım. Yani sen hiçbir zaman o 2,5 milyona anlaştın ya, o 2,5 milyon nakitin varsa 2,5 milyondur. Nakitin yoksa o 8-9 milyon oluyor artık o evler. Yani sen onu 9 milyon ödeyeceksin. Ha, faizler düşerse bu sefer ev 5-6 milyon olacak. 1-2 milyon daha bu sefer 7 ödersin. Yani bu sefer 9 ödemezsin, 7 ödersin yani toplamda. Anlatabiliyor muyum? Ev fiyatları %100 artmış olur. Çünkü onu gösteriyor. Süreç onu gösteriyor. Gidişat onu gösteriyor arkadaşlar. Herkese iyi günler.